Jürimiz kararını verdi. Şimdi sizi onlarla baş başa bırakıyorum. Onlar açıklayacaklar en az beğendikleri tabağı. Ve sebebiyle söyleyecekler zaten. Ve sahibini de size soracaklar. Tekrar bol şans diliyorum size. Buyurun. Başlamak ister misiniz? İsterim. Biz bu tarifte aradığımız özelliklerden bir tanesi üstünün ince bir kabuk tutması. Bu aslında bezeye yaklaşan dokusunun bir işareti. Tereyağın uzun süre pişip karamel olması gerekiyor. Bunu yerken hem tadından anlamayı aradık hem de bu sayede şeker eridiği için sakızlı bir iç olmasını aradık. Aradık ne bulduk Ardacığım? Tarifin adı sakız kurabiyesi. Hiç sakız yok içinde ama kıvamı böyle sakızımsı güzel bir kıvamda. 3 tane tarif tattık. 3'ü de olması gerekenden biraz daha uzun pişmişti. Fakat 2 tanesinin kıvamı kısmen kabul edilebilir seviyedeydi. Bir tanesi maalesef istenilen kıvamda değildi. Tattığımız 3 tabaktan bizim maalesef teknik tarifteki teknik detaylara uygun bulmayarak gün sonuncusu olarak belirlediğimiz tabak bu tabak. Benim tabağım. Sevinerek bir karşılıyor olman çok ilginç. Yani tamam kötü. Yok hayır hani o anlamda söylemedim. Hani ilk kez aday olduğuna sevinen bir yarışmacımız oldu çünkü o yüzden şaşırdım. Şampiyon yanlış gibi mi? Ellerini kaldırınca ben de bir şaşırdım. Burcu bunu söylemene sevindim çünkü ilk bölümde de benzer bir sevinci Beşir'de gözlemleyip şaşırmıştım. Demek ki benden başkaları da fark ediyor. Pozitif bir insan olduğu için yani olayların iyi taraflarına bakıyor herhalde anladık. Sinirlenmem, kızmam. Allah genel olarak sahip değilim bu şahsiyete. 120 yaşına kadar yaşarsın o zaman. Sevinmedim benim genel olarak halim o. Yani o böyle yapınca benim de böyle yapasım geldi cevap verirken. Çok şey yani refleks olarak tetikledi serbest çağrı. O böyle yapınca eliyle ben de dayanamadım benim dedim yani. Birinci ve üçüncü tabakta istediğimiz bu hafif sakızımsı kıvam ki hala birazcık sıcak olmalarına rağmen böyle güzel ve uzayan sakızımsı bir kıvam var. Keza aynı şekilde bunda da. Fakat seninkinde biraz fazla pişmekten ötürü kırılan ve daha sert, biraz fazla pişmiş olmaktan ötürü sakızlığını kaybetmiş bir kıvam var. Günün adayı sensin. Ama gülerek karşılıyorsun bunu. Bunun için de teşekkür ederim. Ne demek canım? Bir yarışma. Eğleniyoruz sonuçta. Güzel tarafından bakıyor olman da gerçekten harika. Teşekkür ediyoruz Beşir. Bugün böyle şanssızlıklarla dolu bir gün oldu senin için. Sosisli yufkan hiç pişmemişti. Bu sefer de yaptığın kek ya da kurabiye şeflerimiz çok fazla pişmişti. Ortasını bulursan ileriki günlerde. İnşallah diğer bölümde. İnşallah diyoruz. Yarın bambaşka bir gün, yepyeni bir gün senin için ve sizler için de tabii ki. Bugün için size çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Yarın herkesi yine aynı saatte, aynı yerde bekliyor olacağız. 8 tane çok güzel tarifle karşınızda olacağız efendim. Hoşçakalın. 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 Fırına atıyoruz. Beşir seni görünce şu an mesela gözlerim doldu öyle söyleyeyim. En azından ocakta kaynayan bir şeyin var. Evet evet bu sefer hızlıyım. Oo. Wow. Süre konusunda bir sıkıntı olur mu sence? Sanmıyorum. Tamam ben de kolun altından iyice çok çekileyim. Çok iyiyim ne de olsa yapabilirim. Tam böyle giderken arkasından bir laf. Şu tecrübeye sahip olmak için bence yani doğduğu andan itibaren mutfakta olması lazım. Bence bana sorarsan. Şöyle. Eyvah kırıldıysa birinciyim yalnız söyleyeyim. Açıyorsun biraz ama çok değil çeyrek. Diye üfledim mi? Böyle bir şey olamaz ya biz de dinliyoruz ya. Tadına baktın mı yaparken? Hiç bakmadım daha. En büyük hatan bakman lazım. Ama zaten risk almak için geldim. Abi sizin derdiniz ne arkadaşlar ben bunu anlamıyorum. Emel Hanım da söyledi daha öncesinde hiç tatlı kabağın kişe girdiğini görmedim. Sürenizin sonuna geldik. Tezgahlarınızdan uzaklaşın.